Yargının durumunu ilk defa tartışmıyoruz burada. Biz de defalarca tartıştık. Bakın, sizin bir bakanınız dedi ki, ya önce yıkın, hukuk arkasından gelir dedi. Sizin bakanınız ya, yürütme. Kalkıp da biriniz bir şey söylediniz mi? İşte yargıya bu yürütmenin nasıl baktığının çok açık işaretidir. Adalet Bakanı olduğu için kalktı ve dedi ki, olur mu? Hukuk önce gelir, sonra icraat dedi. Sizler hepiniz sustunuz. Çünkü bu iktidar bağımlı ve taraflı bir yargıyı yarattı. Sadece siyasi davalarda değil, bütün yargı mekanizmasında bunu yarattı. Arka arkaya getirdiğiniz yargı paketleri bu adalet mekanizmasının nasıl yerle bir edildiğinin en açık göstergesidir. Adalet reformu yapılıp doğru dürüst diye muhalefet partileri defalarca konuştu. Siz hiç kırmızı kıpırdatmıyorsunuz. Sizin genel başkanınız ya daha evvel söyledi Selahattin Demirtaş hakkında. Bırakamayız demişti daha önce. Şimdi dedi ki çıkaramayacaksınız. Ne hakkında bunu söylüyor genel başkanınız? Niye çıkaramayacaksınız diyor. Çünkü Türkiye'nin altında imzası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı çalışan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıyorsunuz. Türkiye'yi mahkum ettirdiğiniz gibi bu kararları da uygulamıyorsunuz. Sizin iktidarınız hem sözleşmeyi hem mahkemenin parçası olmayı reddediyor. İşte sizin iktidarınız ve yürütme yargıyı bu hale getirdi. Kobani davası bir tane örnek. 6 ay vakit verilmişti adama. 6 ay mahkeme heyeti başkanına. 6 ay geçti, mahkumiyeti çıkartamadı, mahkemeyi sonuçlandıramadı diye görevden alındı. Dert budur esas itibariyle. Şimdi bakın ya, bu can bu bedende olduğu müddetçe Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala cezaevinden çıkamaz demek ne demek oluyor? Mahkemelere, yargıya müdahale değil de nedir? Sen savcı mısın? Sen hakim misin? Nasıl bırakamayız ya da çıkaramayacaksınız diyorsun. Neden diyor bu lafları? Biz bunu soruyoruz ve buna cevabınız yok. Çünkü siyasi müdahale açık ve net ortada. Bunlar yazıldı, çizildi, medyada duyuldu, görüldü.